Abi yöre sürümler çadırına gideceğiz. Tabii ki misafir katılımcılar da var. Şimdi hemen çadırı gezmeye başlıyoruz. Ben size özellikle Ağrı'nın yöresel yiyeceklerini araştıracağım ve onları göstermeye çalışacağım videoda. Bu 2 yıllık mağara tulumu. Mağaralarda bekliyor. 2 yıl mağaralarda bekliyor. Şöyle var, kaymaklı Kürt tulumumuz var. Bu da 2 yıl mağaralarda bekliyor. Bir tane fiyatları, onu da söyleyeyim. Bu 30 lira, bu 40 lira. Buradaki fark biraz yağ oranında. Evet, bu yağlı, o az yağlı ama bunda kuru kaymak var. Kaynatılmış sucuğun üstündeki kaymak var. Bu da az yağlı yayla tulumu bu. Tulumda bayağı iddialısınız. Evet, iddialıyım. Van direkt evet. Galiba. Keçi tulumumuz var. O da fiyatı da 45 lira. Güzel. Evet. Güzel oluyor galiba. Evet. Evet. En çok ne soruyor ziyaretçiler? Tulum, kaşar, öyle. Yani tadını mı soruyorlar yoksa nasıl yapıyor? Fiyatlarını. Van'dan gelip gelemediğinizde soruyorlar mı? Evet, soruyorlar. Ya. Evet, ziyaretçilerimize söyleyelim. Bakın buradan neydi ismi? Erdem yöresel olarak. Evet. Evet. Van'dan gelmiş. Kendileri ürünü almak isteyenler buradan alabilirler. Evet, bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Abdigor köfte Ağrı Doğu Beyazıt'ın meşhur ve Türkiye'nin en büyük köftesi. Ortalama 300 gram ağırlığında dananın budunun sağ tarafından eziliyor. Macun kıvamına getiriliyor. Arkasının içerisine su doğranmış soğan konuluyor ve sonrasında sıcak kaynar suda haşlanıyor. İçerisine hiçbir şey konmuyor ve pilavla bu şekilde ikram ediliyor. Kör Abdi Paşa ustamıza söylüyor. Kör İshak Paşa'nın babası. Kör Abdi Paşa ismi olarak, yemeği olarak da geçmekte. Abdi Gor isminde sonra kalan ismi. Bu şekilde. Porsiyonu ne kadar? 300-400 yıllık. Ne kadar peki porsiyonu? 35 lira pilavla birlikte böyle ikram ediliyor yanında. Fuara geldiğinizde Abdi Gor yemeği denemeyi unutmayın.